Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, geldik ara tatile. Bu ara tatil nasıl değerlendirilmeli? Bundan sonraki süreçler nasıl değerlendirilmeli? Tatiller nasıl değerlendirilmeli? Nasıl programlar yapılmalı? Bir bunları konuşalım mı? Konuşalım, konuşalım. Şimdi, Haziran ayında sınava girildi. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Tam 5 ay oldu sınava girdi arkadaşlarımız. Kazananlar kazandı, mezuna kalanlar oldu. O süreçten bu yana bir şeyler yapıyorsun. Belki de yapmıyorsun. Belki istediğin seviyeye geldin, belki istediğin seviyeye gelemedin. Ama tatiller bizim için çok değerli. Arkadaşlar, hepiniz bir cücünün içerisindesiniz. Dershaneye gidiyorsunuz, okula gidiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. O yüzden tatiller bu işin nirvanası. Tatillerde ders çalışma süreniz maksimum seviyeye çıkarabileceğiniz zamanlar. Bu tatillerden bir tanesi işte ara tatil, bir tanesi hafta sonu tatilleri. İşte bu ara tatil ve hafta sonu tatilleri gibi olan yerlerde ders çalışma sürenizi normal sürenize göre iki katına çıkarmanız gerekiyor. Hocam bunu yapamıyorum, ben bir türlü yapamıyorum diyorsan hep söylüyoruz. O zaman hedefini gözünden geçireceksin. O zaman o hayal ettiğin yeri belki de kazanamayacaksın. İşte kalan süreci iyi değerlendirmen lazım. Kalan süreç ne peki? Kasım'ı da sayalım hadi. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 7 ayın kalmış önünde. Yani 210 günün var. Sen günde bak 210 günde günde 3 saat ders çalışırsan 630 saat yapıyor sadece. Günde 4 saat ders çalışırsan 840 saat yapıyor. Yani arada tabii çalışmadığın günler oluyor, bir şeyler oluyor. Artık zaman gittikçe daralıyor. O zaman disiplinli, programlı bir şekilde gitmen gerektiğini artık şu kafanın içerisine bir yerleştirmen lazım. İşte bu ara tatilde de bak minimum 8 saat ders çalışman lazım. Hocam ben daha hiç 4 saat bile masanın başına oturmadım ki. 8 saat nasıl çalışacağım? Çalışacaksın. Çalışacaksın, çalışacaksın. Bunun başka lamicimi yok. Artık TYT'yi yavaş yavaş bitiriyorsunuz. AYT çalışmalarına başlamanız gerekiyor. AYT'ye nasıl çalışmam gerekiyor diye bir sürü soru geliyor. Bunlarla da ilgili video yapacağım bakın. AYT ile ilgili çok güzel programlarımızı yaptım. İşte 133 günlük program. Yani 133 gün 30'a böldüğümüz zaman ne yapıyor? 124, 5 aylık bir program aşağı yukarı. Bir de 98 günlük program yaptım AYT ile ilgili. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı göstereceğim. AYT'ye nasıl çalışmanız gerekiyor, nasıl ilerlemeniz gerekiyor, AYT kampımızdan nasıl faydalanmanız gerekiyor, bunların hepsini konuşacağız. Ama öncelikle senin düzenli bir şekilde bu ara tatili iyi değerlendirmen lazım. Bu ara tatili boş geçirirsen rakiplerin deli gibi ders çalışıyor. Sen hala goy goy peşindeysen, hala sosyal medya peşindeysen, hala oyun oynama peşindeysen, hala bir arkadaşını dışarı çağırdığında o arkadaşının peşine gitme, yani arkasından gitme peşindeysen o zaman kaybedensin sen. Sen işte burada bazı şeyleri yanlış yapıyorsun. Bu yanlışlardan bir an önce dönmen gerekiyor. Şimdi bakın size şöyle bir şey göstereceğim. Nerede o, nerede o, nerede o? Bakın burada programımızı, bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir de arkadaşlar bakın sizin için böyle bir planlayıcı yaptık. Bakın bu planlayıcıyı şu anda sipariş verenler, yani bizim Bıyıklı Matematik sayfasından sipariş veren herkese ücretsiz olarak yolluyoruz. Ya yani nasıl ulaşırsınız bunları konuşacağız. Bir iki video daha çekeceğim bunlarla ilgili ama. Arkadaşlar şöyle bir planlayıcı bu. Bunu duvarınıza asacaksınız, tamam mı? Bu plana göre giderseniz, yani bu plana göre giderseniz değil, planlı olursanız bu planlayıcının içini doldurup haftalık neler yapmanız gerektiğinizi, aylık neler yapmanız gerektiğini güzelce belirlerseniz işiniz kolay olacak. Hocam ya ben bir türlü planlı programlı olamıyorum diyenler için yaptığım bir şey arkadaşlar. Bakın burada geleceksin, bu ay bitirecek konularını buraya yazacaksın. Bu hafta bitirecek konularını buraya yazacaksın. Eksik gördüğün konuları buraya yazacaksın ve bunu duvarına asıp ondan sonra o duvarla yüzleşeceksin, bu planla yüzleşeceksin. Sonra buraları doldurduktan sonra pazartesini, salını, çarşambanı, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ne çalışacağını yazacaksın. Bak burada bütün konularımız var. Karşısına geçtiğinde bu planın, bu programın daha çalıştığın konuları, çalışmadığın konuları bir görmen lazım. İşte sizin en büyük sıkıntınız planlı, programlı olmamanız. Bundan sonra arkadaşlar her gün Instagram'da bu programın nasıl doldurulduğunu veya programlı mısın değil misin bunun hesabını soracağım size. He, siz bu planı programlı adam gibi yapamıyorsanız gidip de sürekli ben hocam işte ne çalışacağımı bilmiyorum. Ben daha AYT matematiği ne zaman çalışacağımı bilmiyorum. Hocam ben AYT matematiği ne zaman bitirmem gerektiğini bilmiyorum soruları kafanızın içerisine dönüp dolaşıyorsa yanlış bir yol izliyorsunuz demektir arkadaşlar. Tek
tek yapmanız gereken şey planlı programlı olmak. İşte böyle mesela kitap fuarına gittik. Kitap fuarında söyleşilerde hep söylüyorum arkadaşlar bakın. Hocam benim netlerim istediğim seviyeye ulaşmadı. Neyi yapamıyorsun diye soruyorum. Çat 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 söylüyor neyi yapamadığını. Hocam ben hiç geometri çalışmadım. Ya geometriye başlayacaksın. Hocam ben daha problemler çalışmadım. O zaman problemlere başlayacaksın. Hocam ben TYT'yi bitirme aşamasına geldim. Artık AYT matematiğe ne zaman başlayacağım? Başlayacaksınız arkadaşlar. AYT matematiğe yavaş yavaş bakın. Daha yeni TYT çalışmalarına başladıysanız en geç bak en geç diyorum Aralık ayının ortaları gibi AYT çalışmalarına başlamanız lazım. O bile geç aslında. Yani şu anda TYT'de problemleri bitirdiyseniz TYT fonksiyonları da izledikten sonra AYT çalışmalarınıza başlamanız gerektiğini defalarca söyledim. Hocam AYT kampınızı güncelleyecek misiniz? Hayır. Hazır kamp orada duruyor. Alacaksınız 80 günde AYT üstadı. Bununla beraber planlayıcınız da gelecek güzel bir şekilde. Asacaksınız planlayıcınızı. Ondan sonra Miray AYT soru bankasımızdan da ödevlerimizi veriyoruz zaten. Güzelce işleyeceğiz. Ben sizlere haftalık artık ödevler vermeye, güzelce AYT ile ilgili planlamalar yapmaya başlayacağım. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Yani AYT matematiği birlikte nasıl halletmemiz gerekiyor bunları konuşacağız. Ama öncelikle senin ders çalışma süreni artırman lazım. Artık başkalarını suçlayacak zaman bitti. Aileyi suçlayacak, işte etrafı suçlayacak, onu bunu suçlayacak zaman bitti. Artık kendini suçlama zamanı geldi. Bu 5 ay içerisinde geçtiğimiz 5 ay içerisinde yapmadığım bazı çalışmalar varsa oturup dersin başına adam gibi ders çalışma zamanı geldi. İşte bu ara tatil bunun için çok değerli. Ara tatilde en az günlük 8 saat derse ulaşmanı istiyorum. Yazın bakayım yorumlara. Hocam ben 8 saate ulaştım veya ben 4 saat çalışıyorum ama bundan sonra 8 saat çalışacağım söz hocam. Söz hocam kelimelerini yorumlara yazacaksınız ve güzelce bu planlayıcı şu anda Türkiye'de 1500-2000 tane civarında öğrencimize ulaştı arkadaşlar. Sizlere de ulaştırırız bir şekilde bunları konuşuruz ama siz bu planlayıcı olmasa bile bir ajanda tutup veya duvarınıza kendi programınızı asıp bunun gibi bir program yapabilirsiniz. Bakın bu sayısal planlayıcısı eşit ağırlığı da var. Bunun ön tarafı sayısal, arka tarafı eşit ağırlık. Duvarınıza sayısalsanız sayısal tarafını, eşit ağırlıksanız eşit ağırlık tarafını asacaksınız. Ama işte yapmanız gereken plan tam anlamıyla bu aslında. Ne yapıyoruz? Bu ay bitecek konular. Önce geniş perspektifte bakmanız lazım. Konuları bir önünüze koyacaksınız. Kitapların içindekileri var. Biz buralara yerleştirdik ama kendiniz de yapabilirsiniz. Önce kitapların içindekilerini açacaksınız. Diyeceksin ki ben şu konuları şu ay bitireceğim. AYT matematiği işte Şubat'ın sonunda bitireceğim. Mart'ın sonunda bitireceğim şeklinde bir planını yapacaksın. Konularını güzelce buralara yerleştireceksin. Buraya günlük kaç saat ders çalıştıklarınızı keçeli kalemle yazacaksınız. Sonra arkadaşlar bu silinebilen bir şey. Sileceksiniz. Bir dahaki ayki planlamanızı yine burada yapacaksınız. Güzelce ilerleyeceksiniz. Bakın tekrar söylüyorum. Sınavı kazandıran yerler tatiller ve işte hafta sonlarıdır. Oralarda çünkü maksimum çalışma seviyesine çıkarsınız. Peki hocam tamam 8 saat çalışın diyorsunuz. Peki ne çalışacağım ben ne yapacağım? Bu tatiller bir kere tekrar yapmak için çok değerlidir. Yani şimdiye kadar TYT matematikte çalıştığınız konulardan birer tane test çözün mutlaka. Bakın birer tane mutlaka test çözüp şöyle bir tekrarlarınızı yapmış olun. Onun haricinde mesela problemler hiç başlamadıysan işte bizim kampımız var arkadaşlar. Bak problemler temel atma garanti kampı dedik. O zaman başlayacaksın buna güzel bir şekilde problemlere adım atacaksın. Hocam problemleri bitirdim o zaman diyeceksin ki bizim çok önemli bir tane konumuz var. TYT AYT fonksiyonlar. TYT AYT fonksiyonlar diye oynatma listesi yaptım orada. Miray Yayınları TYT Soru Bankası'nın orada test çözümlerini de yerleştirdim. Niye orası çok önemli biliyor musunuz? 19 taneydi yanlış hatırlamıyorsam ya 18 veya 19 tane test var orada. O testler fonksiyonlarla ilgili karşınıza gelebilecek her şeyi koydum oranın içerisine. Orayı hallettiğinizde inanın bana fonksiyonlarda hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Ondan sonra AYT matematiğe güzelce başlayacaksınız. AYT matematikte de korkacak bir şey yok. Bakın şöyle AYT matematiğin de konularını bir göstereyim size Allah aşkına. Bakın polinomlar, ikinci dereceden denklemler, parabol, eşitsizlik, fonksiyon uygulamaları, trigonometri, logaritma, diziler, limit süreklilik, türev ve integral. 11 tane ana konumuz var arkadaşlar. Bakın bunlardan trigonometri, türev ve integralin haricindeki olanları
Maksimum bir haftada bitirebiliyorsunuz bakın. Ama ben burada 198 günlük programımız bu. Benim istediğim işte bunun videosunu çekeceğim nasıl çalışmanız gerektiğini. 133 günlük program var arkadaşlar. Bu 133 günlük programa güzelce uyarsanız AYT matematikte hiçbir probleminiz kalmayacak. AYT matematiğe başlangıç yapmayanlar AYT matematiğe de burada ara tatilde güzel bir başlangıç yapıp polinomlarını bitirebilirler. Bakın polinomlarda bizim 12 tane videomuz varmış arkadaşlar. Yaymışız buraya. 3 günü de boş bırakıyorum haftada size. Bak ikinci dereceden denklemleri 4 günde bitirtiyorum. AES'te AES'te. Hocam başka konularda dersler. Arkadaşlar işte az yerleştirdim buraya ben video sayılarını. Diğer derslerinizde çalışabileceksiniz. Bakın haftanın 3 günü de boş. Yine aynı şekilde bakın her haftaya bir konu yerleştirdim neredeyse. Güzelce böyle programlara uyarak gittiğinizde her şey yerli yerine oturmuş olacak. Sizden tek isteğim. Bu ara tatilde ders çalışma sürenizi yükselteceksiniz ve plan yapacaksınız. Üniversite sınavını kazanmanın en önemli noktası burası arkadaşlar. Planlı ve programlı olmak. Elini ayağına dolaşıyorsa bil ki sen plansızsın. Eğer hocam yetişir mi diye sorusunu soruyorsan bil ki sen plansızsın. İşte oturup bu planları nasıl yapmamız gerektiğini de bir sonraki videoda anlatacağım. Açacağız planlayıcıyı. Planlayıcıyı açacağım ekrana. Bir öğrenci gibi hatta uzun bir içerikte akıllı tahtada da yapacağım arkadaşlar. Nasıl plan yapmanız gerekiyor? AYT matematiği nasıl planlamanız gerekiyor? Güzelce size anlatacağım. Aslında bu yerleştirdiğim şuradaki 133 günlük programı yerleştireceğim. Bak 133 günlük programın içerisinde ben ne yapmışım? Birinci haftaya polinomları yerleştirmişim. İşte sen de bu planlayıcı açacaksın. Pazartesi edeceksin ki işte 3 video. Salı 3 video. Çarşamba 3 video. Ondan sonra diğer derslerini de buralara yerleştireceksin. Ama bunları bitirmeden de haftayı tamamlamayacaksın. Ha, bitirmeden haftayı tamamladıysan bu hafta bitiremediklerin bölümlerine bunları ekleyeceksin. Sonraki haftayı planlarken buralara onları da ekleyeceksin. Planlı ve programlı olursan TYT ve AYT sınavları senin için çok kolay sınavlar olurken plansız olursan sürekli kafan karışacak. Dersin başına geldiğinde sürekli ben ne çalışacağım diye düşüneceksin. Bu da senin önüne inanılmaz derecede bir duvar olacak. Bu duvarı kaldırmak istiyorsan planlı ve programlı olacaksın. Söz istiyorum senden. Bu ara tatili iyi değerlendireceksin. Bu ara tatilde en az bak en az 8 saat günde ders çalışacaksın. Ha bakın 8 saat ders derken de şunu söylüyorum ha. Bakın şöyle düşünün. Mesela okula gidiyorsunuz 12. sınıfsınız. Sabahleyin 8'de okula gidiyorsunuz. Akşamleyin 5'te çıkıyorsunuz. Okulda olduğunuz süreyi ders çalışma sürenize eklemiyorsunuz değil mi? Niye orada bir ders dinliyorsunuz? Burada da videoları da ders izleme süre yani video izleme sürenizi ders çalışma sürenizin dışında tutmaya çalışın. Yani günde 5 saat video dinlediyseniz 7 saat falan ders çalışın arkadaşlar. 12 saate gidiyor biliyorum ama bunu yapmak zorundasınız. İşte ara tatil fedakarlık zamanıdır. Ara tatil çünkü arkadaşlar başka böyle bir fırsat geçmeyecek ki elinize. Mezunların olayı farklı. Mezunlar her gün tatilmiş gibi oldukları için güzelce planlayıp farklı bir şekilde götürebilirler. Ama özellikle 12. sınıfsan, dershaneye gidiyorsan, kursa gidiyorsan, bir şeye gidiyorsan bu tatiller bizler için çok önemli ve çok değerli. Güzelce çalışmalarınızı planlayıp götürün. AYT çalışmalarına tüm hızımızla başlayacağız arkadaşlar. Bu planlarla ilgili bu planları nasıl uygulamanız gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor? Hangi program size uygun? Bunları bir sonraki videoda konuşacağız. Ama öncelikle ders çalışma sürenizi artırmanız gerektiğini size hatırlatmam gerekiyordu. Sözler yorumlara yazılsın ve güzel bir şekilde çalışılsın. Söz mü? Hadi bakalım. Selim hocanız son güne kadar sizi yalnız bırakmayacak. Son güne kadar bakın bir sürü farklı çalışma yapacağız. Artık tek soru serilerimiz de gelecek. O soru bir tane soru, iki tane soru çözerek o konular tekrarlar olmuş olacak. Böyle trikli sorular çözeceğiz. Farklı farklı içeriklerimiz gelmeye devam edecek ama bu işin asıl senin işin olduğunu unutma. Video merkezli gitme. Güzel bir şekilde derslerine odaklan. Soru çöz, soru çöz, soru çöz, tekrar yap, güzelce planla. Anlaştık mı? Haydi görüşmek üzere, bay bay.